Şeker günümüzde en çok tükettiğimiz besin maddelerinden biri. Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalar da bulunuyor. Dolayısıyla şeker tüketirken yaşadığımız en büyük sorun günde ne kadar tükettiğimiz konusunda net bir fikrimizin olmaması. Paketli ekmekten makarnaya işlenmiş gıdaların çoğunda bulunan rafine şeker yaşlanmayı da hızlandırıyor. Doyurma amacıyla işlenen gıdaların çoğuna eklenen şekeri diyetinizden çıkarmak imkansız gibi görünebilir. Ancak şekeri kestiğinizde meydana gelen tüm olağanüstü şeyleri anlamak yepyeni bir beslenme düzeni kazanmanızı sağlayabilir. Bugün 30 gün boyunca şeker tüketmezseniz beyninize ve vücudunuza neler olur? Sizler için araştırdık. Bir kutu normal kolada 39 gram şeker bulunmaktadır. Bu da 9 çay kaşığı şekere eşdeğerdir. Beslenmenize aşırı şeker eklenmesi hiçbir zaman iyi bir alışkanlık değildir. Şeker ve beyaz rafine ürünler sağlığınıza zarar verir. Şeker yemeyi kestikten yaklaşık birkaç saat sonra canınızın şekerli bir şey isteyeceğini bilmeniz gerek. Çünkü şeker bağımlılık yapar ve beynin ödül merkezinde bir uyuşturucu gibi dopamin tepkisini harekete geçirir. Günlük tükettiğiniz şeker miktarına bağlı olarak kan şekeri seviyelerinizde değişken düşüşler, terleme, titreme, sinirli huysuzluk, açlık ve üzüntü yaşatabilir. Bu semptomları lifli taze sebzeler, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar ile azaltabilirsiniz. Bir gün sonra. Şeker tüketmeyi bıraktıktan hemen sonraki gün en zor geçen gündür. Baş ağrıları ve enerji seviyelerinde düşüş gibi yoksunluk benzeri semptomlarınız olabilir. Sigara bırakan bir tiryaki nasıl güçlü istek krizleriyle savaşıyorsa, şeker bırakan insanlar da tatlı bir şeyler için güçlü bir istek duyar. Fakat güzel haber şu ki, şekeri bıraktıktan bir gün sonra bile vücudunuz kendini iyileştirmeye başlar. Şeker, bağırsak sağlığınızı etkileyebilecek zararlı mikroorganizmaları besler. İşlenmiş şekeri kesmek ise bu mikroorganizmaları kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Bir hafta sonra. Şekeri bıraktıktan bir hafta sonra insülin seviyelerindeki iltihap, tepkilerdeki gelişmelerle başlayarak vücudunuz hızlıca kendini onarmaya başlar. 72 saat içinde insülin seviyeleriniz stabilize olmaya başladığında diğer hormonlar da normal seviyelere döner. Ciltte parlaklık artar ve yüzdeki şişlikler inmeye başlar. 30 gün sonra. Düzgün kan şekeri seviyeleri, gelişmiş zihinsel berraklık, doğal kilo kaybı ve iyileştirilmiş bağırsak sağlığı şekeri bıraktıktan 30 gün sonra en net şekilde gözlemlenen sonuçlardan en önemlileridir. Bağırsağı ikinci beyin diyen bilim adamları, sağlıklı bir bağırsağın vücuttaki iltihabı ve birçok sağlık sorunu için genel riski azalttığını da belirtiyorlar. 6 ay sonra. Sabit kan şekeri seviyelerine sahip olduğunuzda, özellikle inatçı karın yağları başta olmak üzere vücudunuzdaki yağ oranı azalır. 6 ay şeker tüketmemek sizi hem daha fit ve sağlıklı hale getirir, hem de tip 3 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve erken yaşlanma risklerinden uzaklaştırır. Daha da önemlisi, 6 ay şeker tüketmezseniz artık canınızın hiç şeker istemediğini, hatta tüketmeniz durumunda ağız tadınızı bozduğunu da göreceksiniz. 1 yıl sonra. Günlük diyetinizden şeker çıkartıldığında cilt kalitesi artar. Akneler, tahriş ve ince çizgiler azalır. Diyabet gibi önlenebilir hastalıkların yanı sıra kalp krizi ve felç riskinin genel riskinde bir azalma görülür. Ayrıca yaşam kalitenizi ve sürenizi de arttıracaksınız. Haydi şekeri hep birlikte bırakalım. Ne dersiniz? Thank you.